Gündem programından herkese merhaba. Ramazan ayıyla birlikte din üzerine yapılan soru cevaplı programlar sürekli gündeme düşüyor ve tartışma yaratıyor. Biz de merak edilen bu konuları konuğumuz ilahiyatçı yazar İhsan İli Açık'la konuşacağız. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Ramazan ayında hem ana akımda hem de dijitalde din üzerine sohbetlerin yapıldığı programlar oluyor. En sonda da Cübbeli Ahmet Hoca'nın yapmış olduğu bir çıkış var, namaz çıkışı. İlginç bir çıkış. Namaz kılmayanın orucunun kabul olmayacağını belirterek bir vakit namazın farzını kaçırmak, zina yapmaktan da adam öldürmekten de büyük günahtır ifadelerini kullanıyor. Böyle midir hocam? Yok, hiçbir şekilde aslı yok. Tamamen şehir efsanesi, uydurma. Dini mesned yok, kaynağı yok. Neye dayanarak böyle konuşuyor? Bunu açıklaması lazım. Malumunuz İslam'da din kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Hadisler dini kaynak değildir. Tarihsel kaynaklardır. İslam tarihinin kaynaklarıdır. Ama İslam dininin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bunu göstermesi lazım. Nerede geçtiğini, neye dayandırdığını, neye dayandırarak bu ifadeyi kullandığını göstermesi lazım. Gösteremiyor. Çünkü yok ve insanlar onu hoca zannediyor. O da çıkıyor, ağzına geldiği gibi konuşuyor ve insanlar dinde onun o şekilde olduğunu zannediyor. Şimdi bir defa Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmamanın cezası yok. Nerede geçiyorsa göstersin. İçki içmemenin cezası yok. Oruç tutmamanın cezası yok. Hacca gitmemenin cezası yok. Başını örtmemenin cezası yok. Başını mı örteceksin, omuzunu mu örteceksin? O bile belli değil. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de çok kuvvetli yer alan, mesnetleri çok kuvvetli şeyler değil. Cezaları olup olmaması bakımından. Her biri bir veya iki yerde anca geçer. Ve herhangi bir yapılmadığı takdirde ceza da öngörülmez. Bunlara nusuk diyoruz. Yani ritüel demektir. Gönüllüdür. Cezası da olmadığı gibi kazası da yoktur. Şahsidir. Kişinin kendisine bırakılmıştır. Yaparsan sevap alırsın ama yapmazsan herhangi bir cezası falan yoktur. Ancak o saydığı şeylerden mesela adam öldürmenin cezası var. Çalmanın, hırsızlık yapmanın cezası var. İftira atmanın cezası var. Zina etmenin cezası var. Bunun devamı olarak taciz ve tecavüz de zinadan sayılacağı için onların da cezası var. Bunlar fiziki cezalar. Bir de Kur'an-ı Kerim'de sembolik cezası olan bir şey var. Hiç başka yerde kullanılmayıp sadece burada kullanılan. O da Tövbe suresinin 34 ve 35 ayetlerinde geçen kenz yapmaktır. Yani ihtiyaçtan fazla mal mülk para biriktirmek. Bunu yapanların sırtları, alınları ve böğürleri o biriktirdikleriyle dağlanarak onlara vurulacaktır ve tadın kendiniz için biriktirdiğinizin azabı denilecektir deniliyor. Şimdi bunlar dururken namaz kılmayanın bunlar önemli değil. Önemli olan namaz kılmak. Namaz kılmazsan hiçbir şey kabul olmaz demek doğru değil. Kur'an-ı Kerim'de zulüm kavramı geçer. Zulüm hak yemek demektir. Haksızlık yapmak demektir. Birinin hakkına girmek demektir. Bunu zorla yaparsan bağı olur. Zorbalıkla zulüm yapmış olursun. Bu ikisi çok büyük günah olarak anlatılır ve Kur'an-ı Kerim der ki zulüm yapanlar üzerinde bir zulüm olarak, üzerine bir zulüm yüklenmiş olarak gelenler, o şekilde Allah'ın huzuruna gidenler mahvolacaklardır. Yine Kur'an-ı Kerim der ki, yeryüzünde zulüm yapanlara ve zorbalıkta bulunanlara af yolu kapalıdır. Şura suresinin 42. ayetinde de böyle geçer. Dolayısıyla burada zulüm yapanlar, zorbalık yapanlar, haksızlık yapanlar hem mahvolacaklardır, onlara hem de af yolu kapalıdır diyor. Bunun halk atasözüne dönüşmüş şekli
Kul hakkıyla karşıma gelme sözüdür. Cenab-ı Hak ne demiştir der vatandaş kahvede otururken? Kul hakkıyla karşıma gelme demişler. İşte bu zulüm ve zorbalık ayetlerinin halk lisanına dönüşmüş şeklidir. Dolayısıyla bir insan kul hakkına girmişse kıldığı namaz boştur. Tuttuğu oruç boştur. Gittiği hac boştur. Taktığı başörtüsü boştur. Yaptığı dualar boştur. Ne yaparsa kul hakkına girerse, birine zulüm ve zorbalık yaparsa ona yol verilmeyeceğini söylüyor bahsettiğim ayetlerde. Yani durum onun söylediğinin tam tersidir. Hocam sadece Cübbeli Ahmet'in yaptığı açıklama değil, izlediniz mi bilmiyorum. Geçtiğimiz yıl Akit TV'de de çok çarpıcı bir açıklama vardı. Yeniden gündem oldu. Mesut Özdemir şu ifadeleri kullanıyor. İnsan orucu bozacak herhangi bir şeyle de orucunu açabilir. Bak söyleyeyim sana, belki çok tuhafına gidecek. Bir insan gerçekten hanımını çok özlemiş, dayanamamış, iftara kadar beklemiş, orucunu hanımıyla da açabilir ifadelerini kullandı. Ne diyorsunuz böyle bir açıklama karşısında? Bunları şarlatanlık olarak görüyorum. Din eğlencesi olarak görüyorum. Bunlar dinlerin eğlence alanlarıdır. Belki de gündeme gelmek ve konuşulmak için öyle çarpıcı bir söz söylemek gereği duymuştur. İnsanlar özellikle Ramazan'da ortaya attığı konuların tartışılmasını istemek, gündeme gelmek, orada burada görünmekle zevk almak gibi gösterişlerden uzak durarak daha sakin, daha kendi iç dünyasına dönerek ve içini dinleyerek, ya bol bol yalnız kalarak geçmiş bir yıl boyunca ne yaptı, ne etti, hayatta nereye geldi, nasıl bir insandır, günahları nelerdir, bunlar üzerine düşünerek kendini düzeltmeye çalışmalıdır. Ramazan bunun için bir vesiledir. Şimdi böyle şakmamanlıklara gerek yok ki. Ne demiş oluyor yani? Hiçbir şey demiş olmuyor. Hiçbir şey demiş olmuyor. Bu şekilde saptırmalar, bilgi kirlilikleri sizin söylediğiniz gibi son yıllarda da deistlik ve ateistliğin oranı da artış gösterdi. Bunlar etkili oluyor mu? Siz neye bağlıyorsunuz? Şimdi insanlar dinden tabii, mi uzaklaşıyor? Tabii dinden uzaklaşmanın sebebi nedir? Akla, mantığa, çağdaş değerlere uygun olmayan din anlatımlarıdır. Gençler anlatılan dine bakıyorlar. Böyle abuk subuk şeyler söyleniyor. Ve gündelik ihtiyaçları cevap vermeyen, akla ve mantığa hitap etmeyen ve çağın geldiği, insanlığın geldiği bir nokta var. Onun çok çok gerisinde sözler söyleniyor. İslamiyet, din, akıl, mantık işi değildir deniliyor. Körü körüne itaat edeceksin deniliyor. Halbuki İslam'da akıl ve mantık dışı hiçbir şey yoktur. İbadetler bile hepsi akla mantığa uygun. Zaten İslamiyet'in diğer dinler arasındaki yeri, diğer dini öğretileri, yani önceki dinleri son din olması sebebiyle akla mantığa uygun, insanların ihtiyacını karşılayabilecek şekle getirmiş olmasıdır. Onun özelliği budur zaten. Şimdi sen kalkıyorsun böyle bir dine, akıl mantık gerekmez, sana ne söylüyorsa ona uy diyorsun. Ve saçma sapan dini yorumları ayet zannederek, uydurulmuş hadisleri din zannederek insanlara anlatıyorsun. Ancak sen ve sana uyan bir grup avane ona uyuyor ve akıl mantık arayan, düzgün yaşayabilecekleri, insanlığın geldiği şu anki birikime ile örtüşen bir din söylemi arıyor. Onu bulamayınca da en iyisi ben Allah'a inanırım, iyilik yaparım, gerisi uymak zorunda değilim diyerek öyle bir yola girmiş oluyorlar. Evet. Sizler hep belirtirsiniz gösterişten ve şatafattan uzak durmak gerekir diye. Diğer yandan ekonomik koşullar ortada, yoksulluk var, vatandaş geçim derdindeyken AK Parti Gençlik Kolları'nın Ağrı'da düzenlemiş olduğu şatafatlı sahur yemeği epey gündem oldu. Sizce de sosyal medyada dolaşan bu görüntüler rahatsız edici değil miydi? Ki rahatsız edici olacak. Mehmet Metiner'in isteğiyle İbrahim Selçuk paylaşımı kaldırdı. Ama Ağrı Belediye Başkanı Sayans'a savunmaya devam etti durumu. 21 bin liralık kahvaltıyı çok gördüler ifadelerini kullandı. Sizce de abartılı bir sahur yemeği değil miydi?
İzlediniz şimdi mi? sahur yemeğini ben videosunu gördüm. Orada def falan çalıyorlardı. Böyle eğlence havası daha çok göze çarpıyordu. Yani eğleniyorlar mı? Orada ne yapıyorlar? Tam böyle anlaşılmaz bir görüntü vardı. Yemeğe kaç lira harcadılar, ne yaptılar? Orasını da tam bilmiyorum ama şimdi iktidar çevrelerinin lüks düşkünlüğü daha öteden beri malumdur. Aslında bu çok yıllar öncesinde yapılmış ve ona karşı da yeryüzü sofraları doğmuştu. 2011 yılında gösterişli lüks iftarlar modası almış başını gidiyordu. Yanına yaklaşılmıyordu gösterişten, şatafattan. Buna karşı içlerinde benim de olduğum bir grup Ramazan orucu tutan insanlar bundan rahatsız olarak lüks iftarların yapıldığı otellerin önüne yere gazete kağıdı bez sererek, peynir ekmekle ve hurmayla ve suyla iftar açarak bir protesto mahiyetinde iftarlar düzenlenmişti. Daha sonra bu özellikle 2013'teki gezi olaylarından sonra yeryüzü sofraları diye halk tarafından Yeryüzü sofrasını benimsendi. kastediyorsunuz. Ve Türkiye'nin her yerine yayıldı. Hala yapılıyor. 2 yıldır pandemi döneminde yapılmıyordu ama şu an bu sene de birçok yerde yapılıyor. Dolayısıyla bunun amacı zaten bu lüks iftarları katılımı, lüks iftar düzenlemeyi protesto etmek idi. İlla iftarlara da bakmak gerekmiyor. Bir insan çok sade iftar yapabilir. Nitekim yoksul mahallelerine gidiyorlar. Fakir fukaranın sofrasına oturuyorlar. Orada çorba içip böyle gösteriş yapıyorlar. Ama arka planda saraylarda yaşamaya, villalarda yaşamaya, lüks hayatlar sürmeye devam ediyorlar. Sadece Ramazan geldiğinde fakir fukaranın sofrasına oturarak olmuyor bu işler. İnsanlar eğer 11 ay boyunca aç mısın diye yanındakine, komşusuna, mahallesindekine sormuyorsa Ramazan geldiğinde oruç musun diye sorma hakkı yoktur. Siz o işi Ramazan'a değil 11 ay boyunca yapacaktınız. Kendiniz hayatınızda tevazu sahibi olacaktınız. Bir Müslüman benim görüşüme göre komşusu açken tok yattığı zaman zaten Müslüman sayılmıyor. Bir Müslüman halk evine ekmek götüremezken, kira ödeyemezken, Ramazan pidesi 8 lira olmuş, marul 30 lira olmuş, domatesi, biberi, patatesi, elmayı, armudu tane tane, 2 tane, 3 tane diyerek aldığı bir zamanda lüks hayat yaşaması, çok pahalı evlerde oturması, saraylarda yaşaması zaten o kişinin gerçekten Müslüman olmadığını gösterir. Bir ülkenin, bir Müslüman ülkenin, sadece Müslüman demeyeyim, herhangi bir ülkenin benim görüşüme göre, mesela Cumhurbaşkanı, en yetkili kişisi kimse o, halk nerede oturuyorsa orada oturmalı. Türkiye'de halk nerede oturuyor? 2+1 evlerde oturuyor. %80-90 tek başına, hele hele Boğaz'ın kenarında, çok cennet gibi köşelerde, kendi başına müstakil villalar yaparak oralarda yaşayan kaç kişi var Türkiye'de? Bir ülkenin en yetkili cumhurbaşkanı halk nerede oturuyorsa orada oturmalıdır. Bir ülkenin din adamları, hocaları, İslam'dan bahsedenleri halk nerede oturuyorsa orada oturmak zorundadır. Eğer böyle yapmıyorsa o din adamı bir şarlatandır. O insanları Allah ile aldatmaktadır ve Allah diyerek cebini şişirmektedir ve lüks hayat yaşamaktadır. Bunun kaynağı nedir? Bunun kaynağı da peygamberin hayatıdır. Şimdi bu biraz evvel sordunuz. Tarikatçılar, işte Cübbeli Ahmet şu bu veya tarikatçı geçiniyor. Tasavvuf erbabı geçiniyor. Tarikat ne demektir? Bir lokma, bir hırka demektir. Peygamberimiz ne yapmıştır? Medine'de bir lokma bir hırkayla yaşamıştır. Medine'de toprak damlı bir evde yaşamıştır. Kendisine villa yapalım, saray yapalım, çardaklı ev yapalım diyenleri geri çevirmiştir. Halk nerede yaşıyorsa ben orada yaşayacağım, ben peygamberim demiştir.
sefalet hayatı, yoksulluk hayatı yaşamamıştır. Orta halli yaşamamıştır ve sürekli Ya Rabbi kifayet miktarınca bana ver diye dua etmiştir. Yani yettiği kadar ver. Azını da fazlasını da istemiyorum demiştir. İdeal yaşam biçimi budur. Biz de öyle yaşamalıyız. Hele hele Müslümanlıktan bahsedenler hem tarikatçı geçirip hem derviş geçirip hem bir lokma bir hırka geçirip bir eli yağda bir eli balda lüks evlerde şatafatlı villalarda hayat sürüp sonra da çıkıp böyle dini vaazlar vermek İslam'ı din eğlencesi gibi ele alıp milleti eğlendirmek için böyle dini konuşturmalar, fıkralar anlatmak gerçekten İslam'a inanmış bir insana yakışmaz. Bunun derdinin gerçekte İslam olmadığını, şaklabanlık yaptığını gösterir. Hocam şimdi şu elimde görmüş olduğunuz namaz çizelgesi bir veli tarafından bana ulaştırıldı. Ekrana da yansıyacak şimdi. 7. sınıf öğrencisine verilmiş bu çizelge. Zorunlu din dersi ve bu namaz çizelgesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü bu çizelge namaz kılan da kılmayan için de 7. sınıf çocuğu için fişlemek olmuyor mu bir yerde? Yani namaz çizelgesi, hangi namazları kılıyorsun buraya yaz diye mi vermişler? Niye vermişler onu? Evet. Onu bir anlamadım. Bir ay boyunca takip çizelgesi. Ha, namaz kılma takip çizelgesi. Hı hı. Yani hangi namazları kıldığını oraya yaz, takip edeceğim. Evet, takip ediyor. Bir ay boyunca bunu istiyor. Altında da işte mutluluğun formülü çok açık. Bir sen, bir seccade, bir namaz gibi ibareler var. 7. sınıf çocuğuna verilmiş bu çizelge. Evet, bütün çok yanlış. Çok yanlış. Bunu yapan kişiler İslam'ın gerçekten ne olduğunu bilmiyor. Çünkü onlar şöyle düşünüyorlar. Namaz dinin direğidir. Namaz kılmayan din yıkılır. Namazla mümin arasında kafirlik vardır. Küfür vardır gibi uydurma sözlere dayanıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de biraz evvel söyledim, namaz kılmamanın cezası yok. Kazası da yok. Tamamen gönüllü. Salat kelimesi geçer. Salat da yardımlaşma, dayanışma, destekleşme, elinde olmayanı, muhtacı, fakir fukarayı düşünme demektir. Namaz bu geçer. Evet. Kendisini mecbur hissettirme duygusu yaratmıyor. Namaz Kur'an-ı Kerim'de geçiyor yani. Ama mecbur değil. 10 yerde geçiyor. Güneşin hareketlerine bağlı olarak özellikle sabah ve akşam başta olmak üzere dua etmek, secde, ruku vardır, yakarış vardır. Fakat bu gönüllü olduğu zaman değerlidir. Bir takibata tabi tutulduğu zaman, yapıyor musun, yapmıyor musun diye takip edeceğim seni dediği zaman o zaman bu din zabıtalığına dönüşür. Buna hakkımız yoktur. Kur'an-ı Kerim peygambere üç şeyi yasaklamıştır. Bu yasaklar bizim için de geçerlidir. Birincisi din zorbalığı. Biz seni insanlar üzerinde zorba yapmadık denilir. İkincisi biz seni insanlar üzerinde bekçi yapmadık denilir. Bu da din zabıtalığıdır. Ha, namaz kılıyor mu, kılmıyor mu, hacca gitti mi, başını örtüyor mu, mine tek mi giydi, ne kadar giydi, neresini gösteriyor, gülüyor mu, bilmem ne. Bu din zabıtalığı yani şu günah yapma, bu günah yapma. Böyle din zabıtalığı yapmak haram kılınmıştır. Peygamber yasaklıyor bunu. Biz seni diyor insanlar üzerinde bekçi yapmadık. Sonra vekillik de yasaklanmıştır. Biz seni insanlar üzerinde vekil de yapmadık. Yani kul ile Allah arasına girip onlar adına onların duasını Allah'a iletme meselesi bir peygambere bile yasaklanırken nasıl oluyor da din adına kul ile Allah arasına girip namaz kılıyor musun, kılmıyor musun? Namaz kılmak Allah'la kişi arasında olan bir şeydir. Buna devlet karışamaz, öğretmen karışamaz, anne baba dahi karışamaz. Şöyle bir hadis de uydurmuşlardır. 7 yaşına kadar namaz kılıyor mu, kılmıyor mu diye çocuklarınızı takip edin. 7 yaşından sonra namaz kılmadığı zaman onları dövebilirsiniz, teedip edebilirsiniz diye. Bu da tamamen uydurma bir hadistir. Kur'an-ı Kerim'de asla yer almaz. Bir çocuğa öğretilmesi gereken şeyler bir dinin ritüelleri değildir. Müslümanlığın ritüelleri, Yahudiliğin, Hristiyanların duaları, ritüelleri değildir. Eğer siz bir çocuğa evrensel, şaşmaz bilgileri, dünyanın neresine gitse her yerde kendisine lazım olacak bilgileri öğretirseniz ona İslami bir eğitim de vermiş olursunuz. Çocuğa İslami bir eğitim vermek ne demektir? Ona evrensel bilgiler öğretmektir.
mesela 2, 2 daha 4 eder. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış, mevsimler, yalan söylemek kötüdür. İyilik yapmak iyidir gibi jeolojinin, astronominin, kimyanın, fiziğin ve ahlakın evrensel bilgileri, her yerde geçerli olan bilgileri. Bir insanın, bir çocuğun sadece yalan söylememeyi, asla yalan söylememeyi öğrenerek ilkokuldan mezun olması bile çok büyük bir İslami eğitim aldığı, aynı zamanda insani eğitim aldığı anlamına gelir. Ona dua öğretmek. Yani, süremizin sonuna yaklaştık ama siz çok evet, güzel bir konuya değindiniz. Din zorbalığı dediniz evet. Ve ben bu soruyu sormadan bitirmek istemiyorum. Şimdi cübbesini giyen, sarığını takan, eline de bastonu alan sokağa çıkıyor İstanbul'da. Alkollü mekanları gezerek tebliğ veriyor. Kim bu insanlar bilmiyoruz ama burada iki tane soru var. Birincisi, sizin dediğiniz gibi hoşgörü olması gerekirken bu yaşam tarzını sahip insanlara müdahale olmuyor mu? İkincisi de dinde, İslamiyet'te bu şekilde bir tebliğ şekli var mı? Yok tabii ki. Çünkü onların rızasını almadan direkt gidip onları rahatsız edip konuşmaya başlıyor. Oysa onların rızasını almış değil. Yani size İslami konulardan bahsedeceğim, müsaade eder misiniz dese, hayır kardeşim benim ihtiyacım yok diye geri çevrilebilir. Hayır dediği zaman da gitmek zorundadır. Bir defa birincisi rızaları olmadan onlara dalıyor yani. Onların hayatına dalıyor, zamanına dalıyor, vaktine dalıyor. Hiçbir şekilde rızası olmadan onlara vaaz vermeye başlıyor. Birincisi bu. İkincisi, öyle vaaz vererek İslam'ı tebliğ etmiş olmuyorsun. İşte içki içiyorlar, içki içme. İşte içki içmenin cezası yok ki Kur'an-ı Kerim'de. Yani adam diyor ki ya ben iki tek aldım, ne var Kur'an-ı Kerim'de, ben de Müslümanım, cezası da yok. Yani bir sürü içki içen sahabe bile var yani. Üç tane ayet gelmiş ama içki içmenin cezası ne? Yok. Onlar ne anlatıyor? Namaz kılın diyor değil mi? Onlar genellikle bunları anlatırlar. Namaz kılmanın da cezası yok. Böyle açık gördüğü kızlara, kadınlara başınızı örtün diyorlar. Baş örtmenin de cezası yok. Başını mı örteceksin, omuzunu örteceksin? O bile belli değil. Eğer onlar İslam'ı tebliğ etmek istiyorlarsa o sarıklarıyla, o cübbeleriyle fabrikalara gitsinler. İşçi grevlerine destek versinler. Grev yapan işçilerin yanında yer alsınlar. Biz sizleri destekliyoruz, sizin yanınızdayız desinler. Millet de onu görsün, helal olsun, bravo. Bak cübbeleriyle, sarıklarla işçi grevlerine destek gitmişler. Desinler ve sizi tasdik etsinler ve sizi örnek alsınlar. Ne güzel diye. İslam'ın tebliğ böyle olur. Onların yaptığı çok yanlıştır. Çok teşekkür ediyoruz hocam vakit ayırdığınız için. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim. Tekrar sizi ağırlamayı çok isteriz. Gündem programının sonuna geldik. İhsan Eli Açık bizimleydi. Din üzerine merak edilen soruları yanıtladı. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle.